Karadeniz boyunca uzanan bir kıyı. Kıyıdan başlayarak kademe kademe yükselen ormanlarla kaplı dağlar. Kimi zaman puslu, kimi zaman sisli, kimi zaman berrak bir hava. Artvin. Thank you.
Alıyoruz Sayın Bakan. Tamam Sayın Bakan. Bağır. İyi nöbette. Sağ ol. Onların yeri yeterli mi şurada? Yeterli Sayın Bakan, yeterli efendim. Onlar da zaten...
Yamo, he mo, he yamo. He 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 yamo. Dadi sugun do deri. Dadi sugun do deri. He 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 yamo. Do pachka do vik zala. Do pachka do vik zala. Hey, yamo, mani, mani, galepe, mani, mani, galepe. Hey, yamo, sotiratan galepe, sotiratan galepe. საქართველოს სამხრეთ დასავლეთ შავი ზღვის პირას მდებარეობს ისტორიული ლაზეთი, რომლის მეტი ნაწილი დღეს თურქეთის ტერიტორიაზეა. ჩვენს არქივში მოგვეპოვება რამოდენიმე საინტერესო გადაცემა, სადაც ისმის ლაზურის ასემგლოვე ფოლკლორის ნიმუშები. დღეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენ თურქეთში მცხოვრებ ლაზებს ვხვდებით. მასპინძლობს ქალაქი არჰავა, სოფელი კამპარნა და კუხუცესებთან შეხვედრისას გულდაწყვეტით თქვენს მათ, რომ ახალგაზრდებში არც თუ ისე პოპულარულია ლაზური ენა და შეიძლება ითქვას დაკარგვისთვის არის განწირული, თურა მუსიკალური ტრადიცია არსებობს სოფელში, თქვენ ამ გადაცემაში შეგიძლიათ რომ ნახოთ. Thank you.
Çünkü iftihak boyunca Lazio'yu bir bağımlıyım dedi. Ne bortu 50-60 tane talebe bortu iz Lazio'yu üç gitu. Türkçe hak da bir güvüt. Ama köpe çünkü nanapes, babapes ancak Lazio'yu üç gitu. Türkçe var üç gitu. Lazio'yu bir bağımlıyım dedi. Fakat çünkü deşküle hak bende pe dido. Şehir peşe gehtes, şehir peşe gides befeti gönes. Heki pahami mı Türkçe mi Lazio'yu dido vayi pahamites. Hatsi iz goç kondu, mutalepe çkimiz Lazio'yu zaten vav uçkin. Köyüşe mulunan ama, kolu mutalepe çkimiz kuçkinan ama, diğer başka on befez, Lazio'yu hiç vav uçkinan. Upamitam ma bidashkule ankaşe bidashkule i Lazio'yu upamitam motalepes Lazio'yu upamitam çünkü Lazio'yu ha anadilist miğunan motgomoçkondutan ma bzopontam vay upamitaman hemuşeni goçkondunan çku hazi en zorlu na magodan bunan didepe çkuni turkuli kayva uçkin gencepes Lazio'yu va uçkinan zor anlaşıyoruz ondepe bikom demuşeni mana bidashkule ankaşe i Lazio'yu pamitam motalepes Lazio'yu pamutsume Lazio'yu pamitnet mabutsume hakoni ha ondina muzena bu onli benim sutkar cumale cumaçkimitu hemukala boyni Lazio'yu pamitam çünkü Lazio'yu moçkon mogoçkonta zado Lazio'yu pamitam bepe i nohazrenan ha mitich bepe çuta bepe renan hiç varnan Anneçki mi vonditu hem Gürcitu hem Lazitu. Hazi eşo van, ilk Türkülü upamitamız. Başka mı gitmek daha? Nani gogitaz nanaskani Nani 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 gogitaz nanaskani Go kiftas go kacaras nana do papaskani Ma, yine kan.
Nani, 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 o gitmez, nanas. Kamarcuğba, madlu babas mı zulubistiz? Çünkü hard sadece sahipleri so instrumentiz, aslında postatı da. Ben bu işte hatırlıyorum. Rakuy ya instrument, razura sadece mi onda? Vingasal, nasıl damzadı bu da? Vingasal da seve mazde damla. Ati selam muşiye bu çapım, hoş muhtes, memleket konuşa. Mati lazuri cevap mekçesi, gaydım atsanız, tekrar aşo muhtit kolo. Çünkü memlekete çıkıp artık atır ve bir ziyat ondu bat. Ama haya papulüşen de bir koyu. Hani babaşı baba papulüşen de bir koyu. Hem tepe doğu aşkı lazım abi kom. Hak fazla mitik vay koms. Haşo çıkuna çıkuna bir başı bir kom. Yani aslında haya kemençe nabzop on şey o candı o konu şeni o büyük şeni var. Yani bir yapa nabibit bir sinafım falan eşo var. Haya o cokunuşen yani mütü İvaşkule artık adı da cokunuş üstüne haya içende ne yaptı? Yani çipe daha ses yoktu. Hem az telefonu da aşı önde pe vardı. Cihazı pe falan vardı. Hem uşeni haya bir ihmatı temu az. Ama okule haya aşı osteu o biyuşi de o sinafuşi ondi de vez de aşı öte nulun yani. Çıkıtı mebulut bakalım çok şakim alanlar işte. Fotoğrafı değil, kolay lazım. Kar gata sürpüyor, kar da misal. Hemen çeşme, bir de Romeli instrumente yıkıyor, lazur melodi. Çeşme başka o çantın önüne pe on diye. Çünkü pilili bu cümet, zurna ste even. Heya katayız ko ama çünkü niye çipe aşo even. On diste heya o çantın. Hem aşkule tulum o çantın. Hem kolay lazım işi obiyuşunda. Ama çünkü niye ati İyi artına o candına man sazit yer mesela sazit candına udi bu zaman udi candına zaten televizyonda mesela izleyen yok ama çünkü ni akoni o candına ni kemençe tulumi do pina bu zaman çipe pina bir komptit hem ute tulum iste ite o candına yani. Pili sukra usun mu yak? Pilili va o candına man atse pilili çünkü teri ondina tuşendi tulumi şagoyktu okule. Önce pilili to maşku tulumi gamaktu. Tulumis jutane bilili ugun aşo nudgin. Jutane tulumit yasinde melen dogela zine gotkadan adziya. Hemus dige aynı şekilde geçem. Ama hamus bilili teriyen teri geçem. Kavaliste yani. Kavali kogişkinden ivan içkin. Kavaliste o çandın ama çipe ne ya. Kavaliste didi van. Kavaliste daha farklı ne ya daha farklı ne. Ha kavaliste tu eski de bo çandın amdit. Esas çkundi natu yani hakoni lazefuaşi ondi. Kemençe tulumu bilili.
Epapule papule mon pilam bastanite Epapule papule mon pilam bastanite Arbutas kan kumzira hazun yaşitane Arbutas kan kumzira hazun yaşitane Gülü yorup amado da vore dani çadi da vore dani çadi Gülü yorup amado da vore dani çadi da vore dani çadi Epozos kan üstüne Ben çekeyim. Hepsi var. Öyleyim aşkım. Zaten evet. Bir şey söyleyeyim. Mesela Bozabici gibi hani. Evet. Mesela Sami 3 diyorlar. Bizde Sum. Yani bu kadar benzerlik olamaz. Bir iki lisan arasında o kadar benzer kelimeler var. Skalli da, Lacı da Skalli var. Var. Çok kelime var da şimdi. Ben evet Las kökenli. Las kökenli. Allah'a şükür ki ben hemşirli kökenliyim. İstanbul şiirsi mülçü. Bizim kurcular selam söyleyecek. İstanbul şiirsi mülçü. Ben valla kartıyorlarız, kavun var. Kavun var diyoruz. Cüneyt abi nasıl kopa, kavun var diyoruz kopa. Kopa, kavun var diyoruz. Kopa, kavun var diyoruz. İyi bakıyorlar da burada. Çok güzel. Oluyor. Ben daha ne yapayım? Çok çekiyorum daha. Hoca yaş dugun var benim. Yaş dugun mu? Dugun kul var daha yarım. Sarım mı? Ha peşkeşi ver bu arama. Nereye vereyim aşağı kafaya? Fatıma gidemezsin. Daha salı günü gittim ben. Cemal getirir abi hiç. Yok götürmez. Merak etme. Getirir abi getirir. Götüremez. Baba ne yapayım? Merak burada kullanayım. Bu sefer peşkeşi. Ha yok şoför beni yapayım. Problemi yok. İsterse İstanbul'a kadar, isterse Almanya'ya kadar gidelim şoför. Şoförden korkma. Bir Cavit Gencer var bizim. Abimiz öyle uzun erlerin eniştesi uzun erler hakkında biraz böyle bir atıp tutuyor. Siz kendisine gerekli mesajı bir uzun er olarak Kopa'da yaşayan bir uzun er olarak kendisine bir gerekli cevabı artık verirsiniz. Ben size anlattım neler söylediğini anlattım. Sayın Cavit Gencer Beyefendi. Enişte Bey, böyle insanların arkasından atıp tutmayalım. Enişte dedik bağrımıza bastık. Evet, enişte dedik bağrımıza bastık. İşte olmaya gitmen lazım. Valla, hesabı sorulacak diyorsun. Ben buradan nereden nereye kadar adam arıyorum? Abi, İzmit'ten, İstanbul'dan, evet. Karadeniz'den, Amerika'ya kadar da hepsine posta koyuyor. O kadar uzun gitmene gerek yok. Şöyle okaya doğru geliyor. Tbilisi'den Valiz Gavlit, Ruasatiyan'ın Gzavrobis Şemdek, Kıldeyevse de Simçuanişi Çarkul Soplepşi, Zustat İseti ve Sunida Atmosferova, Rogoriç Ak, Çöğenden Mağımtiyan Regionepşi. Türkiye'nin teritoriyazı rom etnik urat bevri kartveli çoğurubz ama zeğar mogiqobit. Mogiqobit adamiyan ebze romlebit atobit sliyani ganşorubiz miyuhedavad kartul enesa da adat sesebs mayintin arçuneben. Artvinis provinciyaşi, Yusupelis regionşi 37 soplidan sami kartulia. Urbanizaciyam ama mağamtiyan soplebşiz şiaktiya da akhla akupxolot zapqulobit amodiyan. Zapkulubi soplepşi amosulebi mama papise usaxs uvlian da mitsastanats mushaoben. Adglobrivebs kartuli tsesit mohqavt lubio, kartopili, khakhvi da uamravi bosnauli, rata sakutari ghanjebi anu shulishulebi naturaluri bosnaulit gamoqoban.
Ak madde zapulşu mu oldu? Madde saçmalat mı oldu? Şey yaptı. Saçmalı bir adı dekazice var da beber. Dede şukan ne viyayın yaptı. Ağası ağayı dede. Viyayın yaptı. İman Yavuz'a iparlık yaptı. Çö imiden ve çoğu dit. Ama memle dogayı bitsin var. Zeynep giydak testi. Kanaşı boyuna muzoblebi boyuna ehbile ima mevkudit indire festival yukmudit. Zroke bir kod desbevli imkan bevli zroke bir kod zroke taşı bu ask midit Zeynep mitit ketsiko boglesili çetkşi guatxelebdit bu çok çaktemdi çıkar neresi çaktemdi İşte bu muhatap dedi. İmajı daha namazlık. Kartuli enit, çoğure biz esite de kartuli nostalgit savse soplebi. Adamiyene bi histori ulit audan, kartuli zarsuli tada iden dobit. Aka urep zrom gitxot, vin xaro gurcebi yoki pasu xeben. Gence bitiyen ki çe iki uri vahtant, yani gurcebi vahtant. სოფელში ვიზნე შვილები წასული საქმობენ ისტანბოლში ჩვენ აქ ვართ ხალი და ერთი გოგო მყავს სახში ვართ ისე ბერდებით დღეს ვთლით რო ისწავლდებით ნენეი ბაბაი დედეი დიდნენეი თლათ ბიბიები ემიები ჩემ დედეს ნათესავებიდან მედავში მათ ვარ
Esromene Omi Damtavda Osmanlı şey 1. Cihan abi Atasras Totkmeti. Nene nişanlı kopilat emi amutrame gön dedes ekmeni ahi mogu ve ahla meulde pendiyo dedes meulde ekmes meulde. Ara o ahla gzaşi amo maçe çotu da şi neden moksin sopliden çavalı. İkom çevde da verame yara yetelizat eş çeyikli de akze pasavan yadiga. Eda iskina ikrom daha çanene nişanlı. E çevden rameşime geldi, em yaram babam akiden huti katı. Akla meytasında da zameyvan onda şüdit biz nişanlı. E de mivden kalodum acaba dede oriyezi saklik onda bir biletat kuvvet hemlale asat dedi. E seni zeyt kışlaşı yıkıver bir biletime gel ne ne daya git ne neymişi gogu öpür. De bizi ne bitirdi. Mivden kalodum acaba mevlu dede akasu kuvveta. Ne kupehi daha dedesine gel. Ne kuma deyiz okuyeli dayam kamoşma. Vin kat katı o. Çünkü Türkiye'de var, Çamveli'de çünkü yakına da yok var. Her şeydi bu, çocuk babaya meyik vaydı o da, zaten de iskınası. Dedi ya, ebne var mı ne? Kuş mu bir çok gitti on günündür. Çok kutu katı bir kavitu babam, bir mevut var kuruyor, maat var mı o, miye bir hadi mi ara? Akla giverim, akvesur olu, impo sakme sakte bağı. Hem ne yeri kopuyor. Aslında miyim muhvidi di, ege ulunana da kama ge ulunana, çöz da kama kagul. Miyim selma ikbe kada var da kame. Miyim selma kada var. Baba mas kuş ve nemes kili, malas kada var da. Çevdam, kut ni veik. Yar ali, par ali, akla akla. E dedes kabeyim senin, Türkiye'den çama uldun demesin sahşida. Dana teyek vana sotayam, çevdam, gira yok. Eyle ikiden dedem Türk'ü de feneri de tam o da akkomu işte samzuvarı, karakolu, samhu edilo. İlk ahlakı beynem itesim Türk'ten kem o den de asır saklı gibi kurdu. Sikale son mahalle şeyim kem o da mege ipi kadar dede bu nazikası kokuydu. Ahla meyiz kutik atı akkom da vaka o hep yok. Meme ukana ehlil tıkaları mi denen? Ne 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 daha gerest ne dede için yani o da tam ekvan et çevda emiyam et ne de vermem tam o da da ne ne işte et içasla çevda otukta da sukanda o da teksmetiden otukmozda şvidam diye çoçkula otukmozda şvidzem o kadar verme ve çevda veyamam. Ძალიან დიდი მადლობა ბაბურომ. Kiquart çakartvelo nakhet natesa ana miqvade chemi digeri ikidan amosudi nene ikavri po indeni natesa imqav merhabalar efendim burası macahel tema konu burası macahel değil aslında gerçeği macahel yani gürcücesi macahel şu an karşımızda sınır tepeden aşağı şöyle bir vadi var bir çizgi ırmakçık sağ taraf Gürcistan, sol taraf Türkiye. Şuradaki ince dere. Evet. İlkbahar, sonbahar. Burada suyun aktığı bir ırmak yani. Evet. Sağ taraf Gürcistan. Yalnız bir kavisimiz de var aşağıda. Evet. Orada burası referandumla bölündüğü için o zaman bir rahmetli Hava teyze varmış. O Hava teyze direnmiş. Yani referandumu bölünmüş. İsteğe bağlı Türkiye'yi tercih etmiş. Ve Hava teyze bir şekilde kabul ettirmiş. Türkiye'den vazgeçmemiş ve kabul edilmiş. 1921'deki referandum değil mi? Evet, 21'inde 1921'deki referandumla bölünen bir bölgedir burası. Hava teyze de şöyle bir kavis çizdirmiş. O kavis nedeniyle şu an biraz daha biz içeriye doğru girmiş vaziyetteyiz. Ha şu düz dereyi normal sınır olarak kabul etmişler ama Hava teyzenin isteğiyle değişmiş. O ırmaktan aşağı iniyor ama şöyle ormanın etrafı bakın tarlanın etrafı açık. Orası bize kalmış. Tamam. O nedenle yoksa da oradaki ırmakla şuradaki ırmak bölebilirdi. Macahel
18 köyden ibaret. 18 köyden ibaret idi önceden. 12'si Gürcistan'da kaldı. 6'sı Türkiye'de kaldı. Ve 18 köyünde merkezi yine burasıydı. Eski adıyla Hertvisi. Hı hı. Tarihi bir camisi var. Bu bölgede ilk Müslüman olan bu bölgelerde ilk camimiz İremit, o renkli, hı hı, renk cümbüşünde, evet, olan bir camidir o. Bir, hı hı, küçük oda kadardır. Ondan sonra 1855 tarihinde bunu inşa etmişler, buradaki cami. Buraya camili denmesinin sebebi bu mu? Camilinin demesi Türkçesi herhalde camiden alıyor. Hı hı. Yoksa Hertvisi ile camili hiçbir alakası yok. Doğru. Yani sonra öyle isim vermişler. Ve 18'in merkezi burası dedim ya, o köy. Buranın eskiden terzisi vardı, berberi vardı, yorgancısı vardı, fırını vardı. Videoda izledik. Her şey vardı yani. Videodaki sonraki olan, evet, şeyler. Daha eskiden burada... O terzihaneyi kiralanmış, yani, laboratuvara... Yani evet, terzihane işte. O eskiden terzihaneymiş orası, doğru. Ondan sonra... Ben yetişemedim. Duygusal bir hikaye anlattınız. Evet. Az önce. Şey, o şöyle. Burası referandumla bölündü ama... İnsanlar da bölündü, aileler de bölündü. Mesela benim sülalemde, yani babam anlatırdı, 5 kardeşmişler büyük dedelerimiz. 5 kardeşin ikisi Gürcistan'ı tercih etmiş, 3'ü Türkiye'yi tercih etmiş. Öyle hasretle yıllar geçmiş gitmiş. Sonra bir destancı dede varmış, vardı. Destancı dede, Mehmet dede. O da rahmetli oldu. Bu kardeşlerden bir tanesi mi? Bu... Değil. Yani köyden bir destancı dedemiz. İlk Gürcistan'a inenlerden biriydi o. İlk indikleri zaman o 5 kardeşin biri demiş ki, bizim balkonun armut dalı uzanmış meğer de. Demiş ki, o dalı bulducay armudun cinsi de. O bulducay armudun dalını benim için, benim yerime sallar mısın demiş balkonda. İnsanlar öyle hasretle öldüler, öyle hüzünlü öldüler ki birbirini göremediler kardeşler. O referandumdan sonra birbirini hiç görmedim bu beş kardeş. Görmediler, hiç kimse birbirini İkisi, görmedi. İkisi Gürcistan'da, üçü Türkiye'de, evet, kaldı. Bir sonrakiler gördü. Çocukları. Yani onun çocukları, mesela bu taraftaki dedenin çocukları. Ama dedeler, büyükler birbirini göremediler. Ama sonradan gördü, sonradan akraba, hani tanıştılar, ettiler ama o bağı bulamadılar. Yani daha doğrusu haliyle. O eskiden hani teyzeymiş, amcaydı, Mevlüt amca, İsmail amca, yani öyle dersiniz, tanırsınız ama o yeniden tanıdığınız insanlarda o kadar şey yoktur. Ayrıca kültürleri biraz onlarınki değişmiş. Biz daha çok iyi tutmuşuz kültürü. Hı hı. Neden dersiniz? Biz burada tek başına böyle bir havzada kalmışız. Onlar daha çok, hani Ruslar daha çok kendi kültürünü... Sovyet Rusya'nın biraz Sovyetler tabii... Birliği'nden kalan, onların yani dinden de olsun, kültürleri de olsun. Dilde de yine karışıklık, yani Gürcice'de esas iyi Gürcice biz konuşmuyoruz gerçekte ama öbür tarafta da Gürcüce'ye bazı kelimeleri Rusça karışmış. Bizim tabii. Türkçe'de de Rusça çok var. Özellikle bu bölgede bolca vardır. Rusça yok. Bizim Türk dilinde de Rusça kelimeler çok var. Hı hı. Neyse, oraya geçmeyelim şimdi de. Bu duygusal bir şey sizin yani, için değil mi? Evet, bizim için öyle. Benim rahmetli anneannem, ben çocukken yukarıda oturur Tevtiyet'te. Tevtiyet'ten aşağı inerken o yokuşta oradan bakıp karşıya bakardı. Kız kardeşi orada oturuyormuş. Karşı tarafta, evet, köylerden birinde çünkü. Evet. Ben parmak uzattığımda benim parmağımı indirtti aşağı. Unutmam onu hiç. Neden? Dedi ki, parmak uzatma. Aynı şekilde öbür taraflar, onlar da öyleymiş. Parmak uzatma diye. Halen de uzatmayız gerçekten. Parmakla göstermenin yani kötü bir şey şöyle, olduğu mu düşünülür? Yani o bir korku muydu? Bir endişe miydi, neydi bilmiyorum. Parmak uzatmayız, halen de söyleriz gerçekten.
parmak bile uzatmayız. Bazıları sorar buradan geçer misin? Yok, parmak bile uzatmayız deriz yani. Abi, deyim de hatta yani. Deyim oldu neredeyse, evet. Ve anneannem karşıya baktığında evin dumanı tüterdi. Ah oh, Fadime diye derdi. Şu ileride akrabasının dumanı tütüyor ve ama onunla görüşemiyor. Görüşemiyor, parmak bile uzatmıyoruz. Bir de oradan bakınca dumanı tütüyor diye derdi. Görürdü yani, evler, evet, birbirlerini. Evet, gözleri yaşardı. Yani öyle hasretle öldüler. O Fadime nene, bu destancı dedeyle nasıl biri demiş, o bir tane dedemiz bizim demiş ki bulducayı armudu salla diye. Evet. O Fadime nene de o de, Mehmet dedeyle bir tane mor ipekten bir mendil göndermişti anneanneme. Onu da hatırlıyorum. Bir fotoğrafla bir tane mendil hediye olarak. Sizin için çok duygusal yerler. Evet. Ve hala koruyor, evet, bu. Böyle. Yani öyle duygusal şey yaparım ki anlatırken her zaman ben bunu hep anlatırım. Yani biz buraya ziyarete gelirken bu hikayeleri bilmiyorduk ama şu anda çok duygulandım. Yani açıkçası çok da sevindim böyle bir şeyleri bildiğim için artık. Herkesin yani her köşenin, her insanın bir kitabı vardır muhakkak. Zorluk yaşamıştır, iyi yaşamıştır ama bu çevrede, bu coğrafyada, şu bölgede herkes kendi halinde tek başına bir cumhuriyettir diyebiliriz. Evet. Çünkü Rus zamanında sınırlar çakılmış. Hı hı. Ondan sonra bir daha kimse birbirini görmemiş. Daha Borçka nerede olduğunu, Artvin'in nerede olduğunu bilen bile yokmuş yani neredeyse. Çok teşekkür ederim size ya. Çok sağ olun. Bir hikaye daha mı? Hay hay, çok sevinirim. Benim rahmetli eşimin büyük amcası hanımı doğumda vefat ediyor. Bir tane kız çocuğu kalıyor. Adını Meryem koyuyorlar. Ama anne ölünce anneanne demiş ki, Keda'dan evliymiş aşağıda. Bu bebeği ben götüreyim anneanne demiş. Ben bakayım demiş. O bebeği almış götürmüş. O arada da bu sınırlar çakılmış. Bir daha geçiş olmamış. Bebek kalmış o aşağıda. Bebek kalmış. Baba burada kalmış. Anne zaten yok. Sonra melenjit hastalığı geçirmiş o bebek. Anneanne ölmüş. Dayıları bakmışlar bebeğe. Büyütmüşler, okumuş. Ama sakat kalmış. Hı hı. Kendini yetiştirmiş. Bir doktorun yanında çalışmış. Temiz, düzgün. Kültürü yerinde. Gayet iyi biri. Tanıştım ben de. Çok güzel. Sonra yıllar sonra eşim indi. Bu kapı açıldıktan sonra. O Meriko, Meriko koymuşlar adını sonra. Meryem'den Meriko olmuş. O Meriko halayı buldular. Getirdiler ve buradaki üvey kardeşlerle birleştirdiler. Tanıştırdılar. Mezarını gördü babasının, annesinin. O kadar. Ne güzel ya. Merhaba arkadaşlar. Artvin Borçka ilçesindeyiz. Burası Borçka'nın tam girişi. Biz Karagöl'e nasıl gidilir videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi tabelada Karagöl 26 kilometre yazıyor. Bu 26 kilometre boyunca size nasıl gidebileceğini, nerelerden gidilebileceğini göstereceğiz. Ayrıca Karagöl'ün iç videosundan da bir kısmını çekim yapacağız güzelliklerinin. Karagöl biliyorsunuz artık Artvin'in turizm odaklı bir yeri oldu. Çok fazla turist gelmeye başladı. Sadece Ramazan bayramı içerisinde 32 bin turist geldiği söyleniyor. Tabi bu yazı belki de 1 milyona ulaşacaktır. Biz de sizler için nasıl gidilebileceğine dair faydası olabilecek bir video çekmeye karar verdik. Evet arkadaşlar, burası Borçka'nın içerisinde turist aktarım merkezi ve belediyenin sosyal tesisleri. Buradan dışarıdan otobüste gelen turistler buradan minibüslere aktarılıp Karagöl'e getiriliyor. Gördüğünüz gibi çok yoğun. Yani burada gözüken otobüsler var. Dışarıda park edilmiş otobüsler var. Yani yaklaşık 10 dakikada, 5 dakikada birkaç otobüs geliyor. Çıkıyor içeri girip çıkıyor. Tesisimiz çok güzel. Her türlü imkan var.
Bir de karayoluyla tabii gitmek isteyenler var. Kendi araçlarıyla. İşte şu güzergahtan böyle devam ediyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz biz. Arkadaşlar şu güzergahtan sonra yaklaşık 8 kilometre sonra Güreşen Kaşköy yol ayrımı var. Oradan sağa doğru dönerek Karagöl'e devam ediyoruz. Zaten tabelası var. Evet arkadaşlar, burası Güreşen Karagöl Muratlı Camili yol ayrımı. Biz sağdan devam ediyoruz. Tabelaları görüyorsunuz. Buradan da yaklaşık 18 kilometre yol var. Gişe var. Bu gişede araç geçişleri ücretli. Minibüsler 36 TL, taksiler 12 TL, motosikletler de 6 TL. Gişeden yaklaşık 200 metre ileride otopark var. Otopark aracınızı bırakıyorsunuz. Göl kısmı biraz daha aşağıda. Yaya yürüyüşte yaklaşık o da 200 metre. Orada işte piknik alanı var. Yürüyüş alanları var. Tabii gölde tekneyle geziler var. Tekne derken kayıklar. Kayıkla geziler var. Çadır kurabileceğiniz yerler var. Restoran var bir tane. Birazdan oranın çekimini de yapacağız. Görüşmek üzere. Güzelliğe sahip olan Boşka Karagöl aslında bir heyelan gölü. Göl 19. yüzyılın başlarında Klaskur Yaylası'nın yakınlarındaki bir tepenin heyelan sonucu Aralık Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş. Tabiat parkı olarak hizmet veren Karagöl, 4 mevsim birbirinden harika renklere bürünen muhteşem bir doğa manzarasına sahip. Tabii ki bu manzarayı kaçırmak istemeyen ziyaretçiler, gölün etrafında yürüyüş yaparak, keyifli sandal gezintilerine çıkarak ya da kamp kurarak buranın tadını çıkarabilirler. Karçal Dağları'nın eteklerinde bulunan bu eşsiz coğrafyanın sahip olduğu doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitlilik, burada yaşayan insanlar sayesinde bugüne kadar korunabildi. Dünyadan izole geçen yılların beraberinde getirdiği zengin kültürel yaşamsa Macahel Camili Havzası'nda hala devam ediyor, devam da etmeli. Karadeniz'in sarp yamaçlarında yankılanan bu sese kulak verirseniz eğer, Yeşil Deniz Macahel sizleri bekliyor olacak. Let's go.
Gazi Gazi. Ederçasse mergeli yar fiyele tagas kişe. Ederçasse mergeli yar fiyele tagas kişe.